Nasıl oluyor bilmiyorum. Ama Olimpiya serverında bugün cumartesi bir akşam savaşı var. Akşam savaşında Olimpiya'nın CZ'si açık. Bu gözden kaçan bir bug mu? Yoksa ikinci server ve kamp ikisi cartı curtu olmadığı için Olimpiya serverine sunulmuş bir imkan mı? Ya da bizim şarlar CZ'de olduğu için bug'da mı kaldı? Onu da bilmiyorum. Aslında hiç de sorgulamıyorum. Ufaktan ufaktan Mastodon kasıyorum. Savaş bitip insanlar CZ'ye girene kadar burada Mastodon kasarım. Kastığımı da size gösteririm. Hiç de bu durumu daha fazla sorgulamam ha. Yapmam yani, sorgulamam. Benim keyfim yerinde. İşte tek alemin akıllısı biz değiliz. Acayip bir slot baskınına denk geldim ama şey, örümcek reflekslerimle kurtardım kendimi. 61 tane, vay, tam plakayı da yapmışım ha. 61 taneyi kastım. Şimdi sessiz sedasız gideceğim oraya. Buradan mı gitmiştim az önce oraya? Rastgele de gitmiştim. Gene buluruz. Hedef 200 tane. Kasarsak. Beni kovalayan burada da. Bunun bir de kuryanı var ya. O kuryen nerede? O kuryen böyle gizliden bir yerden çıkarsa bak sen muhabbete. Şş, hacı, dur bakayım. O ne la? O ne oğlum? Bika yedi la bu. Vallahi bika yedi. Bir saniye. Dur bir saniye. Dur. Dur bakayım. Yanlışlığına sen benden bir ice yersen var ya. Antidefi olmayan asas seni. Aha da yedi. Ya gördün mü? O da örümcek reflekslerini. Teşekkür ederim. O da örümcek reflekslerini gün yüzüne çıkarttı. Bilseydim taunt atmazdım be. Adetimi kastım. Şimdi ne yapayım? Şimdi hem şerifliği aldım, hem royali aldım. Zamanları tutmuyor. 120 tane royalden toplamda soul topladım ben. Hatta geçen gün birinciliğim var. Böyle bir gururum var yani. Şerifliği şu anlık es geçeceğim. Royal daha önemli. Bir dahaki ay DC Premium aldığımda royalden aldığım VIP VIP'yi bedava getirme hesabımı yapıyorum. Ki olur da 400 tane toplasam 4 haftalık VIP olacak. E toplarız abi, ne de şu anda VIP dünyanın parası zaten. Royal Knight'ları sizler de ihmal etmeyin. Muhakkak ki yapın. Şey yapın bak, hatta Royal Knight'te ben göstereceğim ne yaptığımı. Öyle millete falan vurmanıza gerek yok. Sağda solda böyle boş boş zaman geçirin. Hiç herkesten uzak durun. Son 30'a falan girin, hiç adam bile öldürmeseniz 25 tane şey veriyor. Soul Gem veriyor. 4 günde bir şey alıyorsun zaten. 4 günde bir VIP alıyorsun zaten. Bunu 2 hafta yaparsan ne olur lan? Oo, biz bunları niye alamıyoruz? Ama arkadaşım, şeriflik var bende. Sen bana böyle vuruyorsun ama iyi yapmıyorsun ki ya. Dur bir. Dur bir dur. Ama ki dur lan, adam şunu. Dur bir dur. Oğlum bu ne kadar vuruyor ya? Hacım bu nasıl kitliyor? Kaç kişisiniz siz ya? Bir dur lan. Koşamıyorum da. Yuh. Bu kadar kitlem olur mu ya? Yak gidi be. Siz benim yaptığım gibi yapmayın. Ben gaza geldim. Herkese kafa attım. 12 tane soul aldım. O CZ'deki kapışmaya ben daldım. Hala aklım orada. Ne güzel kapışıyorduk. Royal'e tıklamışız. Royal'e girdik. Şeriflik gitti. 12 tane soul olduk. Saçma sapan bir şey oldu ya.
201 tane de Mastodon şeyi kastık. Ne diyorsunuz siz ona? Kaldığımız yerden devam edelim. Mastodon'dan, Royal'den sonra yine bir ufak tefek upgrade'imize başlıyoruz. Helenit'imiz var, Chitimbov 2 tane var, bir tane de Wright Erenion var. Yanarsa Wright Erenion yansın diyor ve upgrade'e başlıyoruz. Bunları seriden artı 4'e göndereyim. Ya şunu görünce yanıyor ya, böyle çıldırıyorum. Yanmaması gerekiyorken. Helenit de artı 4 olur. Wright Erenion 5 oldun sen. Süpersin kardeşim. Chitimbov. Hadi 5'sin. Harikasın dostum. Helenit. Yanacak gibi hissettim. O yüzden Wright Erenion'u gönderiyorum. Helenit olsun. Hadi abi. Oldun. Evet, müthişsin. 2 tane artı 5 itemimiz var. Şimdi ufak tefek bir yakmalık kullanmam gerekiyor burada. Burada yakmalıklar her zaman pahalıydı. Pahalı olmaya da devam ediyor. Da yapacak bir şey yok. Zaman kaybetmiyor. Ve kırıyoruz. Chitimbov, artı 6'sın sen adamım. Artı 6. Yapma bunu. Bunu yapma. Artı 6 Helenit. Sen 7 olursun. Bak sen 7 olursun. Ben sana inanıyorum. Ama öncelik yakmalık bulmam lazım. Nereden almıştım onu ya? Şuradan 300k'ya bir tane. Şuradan 300k'ya bir tane daha. Ama 300k ona vereceğimi aslında 500k verip artı 8'in almak vardı. Çünkü bunların sağ solu belli olmuyor. Gidiyor artı 8 oluyorlar. Adama dinlenim andan çıkartıyorlar. Helenit. Hayırlı belli olsun. Olympia server'ına bir tane daha artı 7 item kazandırmış bulunmaktayız. Kullanana, alana şimdiden hayırlı olsun. Hadi bakalım. Bak dedim ben, Helenit 7. Basıyorsun bu işi. Yapıyorsun bu sporu. Skadi. İtemi kendim için basmamış olmama rağmen daha itemi bastığım adam bile bilmiyor olayın ne olduğunu. Ben bu Helenit 7'yi bu arkadaşa satıyorum. Bu arkadaşa da arkada... Adam bana 4 tane item verdi. 1 GB'de para verdi. Boostları aldım. Bir şeyler yaptım. Müthiş ya. Şu anda adama 224M para vereceğim. 1 GB verdi. 4 tane unikten verdi. Bastıklarımı verdi. Bastık, topladık, bir şeyler yaptık. Sattık. 224M bizden alacağı var. Çok iyi lan. Upgrade'den sonra hızlıca troll'a geldim. 15 tane TC'yi yine kıtladık. 3 tane bavu patates ettik. JR vakti. JR'ye gidelim. Ama öncelikle şu upgrade yapıp da düzenli sürekli sizden upgrade yapa 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 yaptığım itemleri sattı da eline DKC aldı. Benim kendime ayrım yok. 224 M'sini bu arkadaşım veriyoruz. Bak bir tane silver bar. Öyle hediyemizi, çay çorba paramızı da gene verdi. Bunu kendime bassam muhakkak ki çöpe gidecekti bastığım item. Başka arkadaşlara basınca onların parasına para katıyoruz. Biz de aramızdan kendi nevalemizi alıyoruz yani. Aldık 11 M'yi. Hadi şimdi JR'ye. Şurada da görev vermemişim. Gene unuttuk bunu. Ta dünkü görev bu. Gene bir görevim patates oldu gitti. JR'de Deva'da görüşürüz. Deva'da görüşürüz demiştim. Ve Deva'dayız. Ve görüşüyoruz. Tatlı bir PK mı çıkar?
Yoksa hayal kırıklığı mı olur bilmiyorum. Karşı ekip bizi keser gibi düşünmüştüm de. Şu anda 2-1 öndeyiz ve 7 kişiyiz. Bir kişi eksiğiz. Karşı tarafta ismen tanıdığım ve itemlerini az buçuk bildiğim, hatta özellikle CZ'de bana tek atan isimlerin olmasına rağmen bizim partinin de boş olmadığını fark ettim. 7 kişi olmamıza rağmen 2-1 öne geçtik. Sonucu merakla bekliyorum. Bu turu da kazanırsak biz bu işi kıvırdık demektir. Şimdi bakacağız. Kıvırdık mı? Şans eseri mi? 2-1 öne geçtik. Ama çok seri birleme değişiyor. Bu kadar seriye herkes yetişemez. Ve Warrior'a vermesi enteresan. Bizim Priest ne derse onu yapacağız ama. Demek ki var adamın bir bildiği. Şimdi şu okçuyu verdi. Aslında item olarak aynı benim gibi. Abi bu kadar seri niye değiştiriyorsun? Aha manasını çekeyim bari. Tamam çok güzel kıtladım onu. 657'yi geç. O adamı kesebilecek olduğum bir adam değil. Her gelmelerinde bir tane bir tane alıp biz bu işi kıvırıyoruz. Çok detaya girmeyeceğim. Bakalım sonucunu bir de göstereyim size neler oluyormuş. 7-3'lük basit güzel tertemiz bir skorla JR'yi de kazandım. Şimdi şu monsterlara gireceğim. Bu monsterlar üstümde çok fazla birikince beni yoruyor. Cumartesi akşamı böyle antin kuntin işlerle geçirip bitirmeyi planlıyordum. Tam da planım istediğim gibi gidiyor. Ondan sonra daha Drekiler var, falanlar, planlar. Hepsinin sonucuna, sonuç odaklı çalışmaya devam. Kaç taneye girdim? Kaç taneye girdik? 6 taneye mi girdik? 3 tane tak aldım. Taş attığında kolum yoruldu. Çok güzel XP geldi. 3 tane de şeyi aldım. Ama Drakiler'e yarın girmeyi planlıyorum. Saat 12 yaptım. Hafta sonuymuş, hafta sonuymuş, hiç affetmem. Yatar uyurum abi. Yarın sabah günler çuvala girmedi. Yarın sabah görüşürüz. Sabah görüşürüz demiştim ama sabah olmadı. Öğlen saat 4'ü görmüş. Hava çok güzeldi. Biraz gezdim, tozdum. Royal Knight etkinliğine gireyim. Etkinlikten sonra Drakiler'de görüşürüz. Royal etkinliğinde belki birinci olurum. 90 tane taş alırım. Hedef 400. 400 tane bundan toplayayım. Bir dahaki ayki premium'da VIP giyimi bedavaya getirme hesabım var. Olur mu? Olur. Niye olmasın? 30 tane soul aldım ya. Nasıl 30 tane soul aldım ki? Bir sürü EP pot bastım. Adamın hiç canı inmedi be. Kızarmadı bile adam. Neyse hedefimizin yarısından çoğunu değil de yarısına yaklaştım. 162'ye çıktı. Etkinliğin bitmesine daha bir ay var. Ben bir ay ayarlarım onu 400 taneyi. Şimdi şu drakilerimizi alalım. Tabii dünden bir hata yapmıştım. Görevleri alamadan giriyorum içeri. 3 tanenin sonunda. Hadi görüşürüz bakalım. Geçen gün bir Drake'e girdim. Ulan bir Drake'den 2 tane Superior Box, 5 tane Weapon Breaker aldım yalan. Dediğiniz hani Drake'ler var ya. Ha, bu Drake onlardan olmadı işte. Bu Drake'nin sonucu ah bu. Bir tane Weapon Breaker. Potları saymıyorum. 3 tane kırdırmalık şel. Ama Olympia serverında, bak Olympia serverında bir tane Weapon Breaker'ın, bir tane Weapon Breaker'ın bir boost'tan daha değerli olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Aha da size sahibinden.com direkt net bilgi. Bir tane Weapon Breaker bir adet boost'tan daha değerli. Yani Olympia serverında akşama kadar troll varıyor keserek aslında boost'tan daha değerli bir şey kasabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Bu şu anda benim aklıma geldi. Ki mantıklı da geldi. Ama Priest bulayım ben bir tane daha ben keseyim o troll varıyor. Ya bir videoda gösteririm ben o troll varıyorun droplarını. Ha Ağuş kesmişim, ha Troll Warrior kesmişim. Pot da pahalı burada çünkü. Neyse. Devam. Elimize baktığımızda bir tane Adaga'mız var. Adaga'yı artı 3'e bastım. Hedefimiz bunu 7 değil. Klandan bir Priest arkadaşımız için Adaga'yı artı 6 yapabilirsek CZ'de bir o kadar daha faydasını göreceğiz. De Anvil'da kimse basım işlemi yapmıyor. Dün Helinit 7'yi bastıysak bugün Adaga'yı da artı 6 yaparız diye düşünüyorum.
Artı 4 de yanmazsa, dediğim gibi her zaman da diyorum, bu itemin artı 6'sı her türlü var. Haydi, süpersin adamım ya. Artı 6 olacaksın. Ve olacaksın. Hadi bakalım, bir tane daha yakmalığı gönderiyorum. 440k para alması da, yani upgrade yaparken bu su ayrı masraf. Kendisi ayrı masraf. Şu itemi de yakayım. Adagamızı artı 6 yapalım. Hem klandaki arkadaşı da. Bir sürprizimiz, bir heyecanımız olsun. Onun için artı 5 oluyorsun. Lütfen. Adamsın. Senin şimdi artı 6 için en dip hazırlıklar gelsin. Üç tane yakmalığımı aldım. Her şey klandaki priestimiz için ya. İnan kendime bassam bu kadar artı altı olmasını istemem. Zaten kendine hayrı olmayan adam olarak tanınmaya başladım. Kendime item basarken olmuyor ama eşime, dostuma ben bu upgrade'i yapıyorum be. Yapıyorum ve bunun da artı altı olacağını biliyorum. İçimden öyle geldi. Hadi Adaga, lütfen artı altı ol. Kendim için değil, klan için, klandaki priest için ya hak diyor ve artı altı yapıyorum abi. Oluyor işte. Bu zıkkımı ben yapıyorum bu envalı ya. Kendime bassam inan bu kadar sevinmezdim. Kullanacak olduğumuz, yani kullanacak olan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Temiz iş, sağlam priest oldun da bunu kimden aldıydım onu hatırlamıyorum. Oyunda PM'sini görünce hatırlarım. Kendime hayrımı dokundurmak için 19 parça shell ve takılarla karışık bir şeyler var. Bunları kıracağım. Kırım aşamasını göstermeyeceğim. Kırdıktan sonra birkaç tane deko alırsak, bu serverda deko güzel para ediyor. Henüz çıkartmak nasip olmadı. Bir kere çıkartmıştım. Bu shell'lerden deko falan düşürürsem, çünkü XP itemler, XP şart, raptor vesaire bu serverda para ediyor. HP'ye çevirmek için de deko oldukça değerli, çünkü çok fazla shell kıran yok. Deko elde edebilirsek bugünü farm atmadan kurtarmış oluruz. Hadi bakalım ne olacak. Hüsran mı bilmiyorum. Sadece bes orada güzel para edenlerden. Bu serverda bir tane bes aşağı yukarı iki tane busun değerine satılıyor. Yani gagol farmı yapmak isteyenler tam da server aslında böyle sağlam AP'lerle güzel farmlar çıkartabilirsiniz. Gene dekoyu alamadık. Sağlık olsun. Yani hep sağlık olsun zaten böyle. Hep böyle hayırlısı olsun. Hep sağlık olsun. Bir kere de deko olsun be kardeş ya. Bitti. Şimdi akşam yemeğe zamanı. Bir yemek falan yedikten sonra yayına geçeceğim. Bu video tamamen YouTube'a özel. YouTube izleyicilerine özel oldu. Ara sıra gene bu tip videolara devam edeceğiz. Güzel işler yaptık. Helenit bastık. Adaga bastık. Kendimize hayrımız dokunmasa da vesile olduğumuz arkadaşların işine yaradık. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Ben makarna yaptım, onu yemeye gidiyorum şimdi. Telefonun da şarjı bitmiş. Aha da taktım. Allah'a emanet. Görüşürüz bir dahaki özel videoda. Hadi eyvallah, sağlıcakla kalın.